bir dipnot vermek istiyorum. Bunu şehrin birçok yerinde görüyorsunuz. Bu buradaki geyik, inek olabilir, at olabilir. Yani bir restoranın önünde büyük bir heykel görüyorsanız cebinize dikkat edin demek. Yani pahalı bir restoran önündesiniz demek. Burada size bir uyarı veriliyor. Çok enteresan bir imaj. Bence çok da şık bir imaj. O yüzden de böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Bu sembollere çok dikkat edin. Bütün şehirde bazı restoranların önünde bunları görebilirsiniz. Bir anlatmak istediğim konu da kız öğrencilerin buradaki güvenilirliği. Ben de dün gece burada dışarı çıktım ve ne oluyor, kaça kadar nasıl gezebiliyoruz, ne yapabiliyoruz diye baktım. Halk kadına müthiş saygılı. Kapılar önden açılıyor. Sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Aşırılık yok. Ve burada bir kadına zarar vermek çok zor. Herkes bunun çok farkında. Bu konuda ülke kadın haklarını çok yukarıda tutuyor. Özellikle buraya hani eğitim için gelen kız öğrenciler için onları bir kez daha ayırmış durumda. Bu sadece Türkler için değil, bütün kız öğrenciler için böyle. Yine sokakta yürürken bir öğrencimize daha denk geldik. Ne haber Alper? İyiyim, teşekkürler sizden. İyi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kahvaltılık aldım. Eve doğru gidiyorum. Bakalım ne yapmış Alper? Ne yiyecek? Bildiğiniz normal bir şey değil. Alperen tuzlu kruvasanlardan almış. Ne kadar verdin buna? Toplam 3 tane aldım, 3 lira falan verdim. 3 TL. 3 TL, yani TL bazından konuşursak 3 TL. Eğer konuşmasak da 27 lira falan verdim. Gayet mantıklı yani. Aynen. Nasıl gidiyor buradaki hayat? Oldukça iyi, süper. Eğleniyoruz. Okul nasıl? Okul güzel devam ediyor hani hocalarımız. Sen hangi okuldasın? Ben Maritime Akademi'deyim. Diğer bir adım Orspoy. Gemicilikteyim. Ve gemiciliğe devam edeceksin. Evet, öyle düşünüyorum. Yüksek olarak da. Evet, öyle düşünüyorum. Nasıl peki? Ortamından. Ya, enteresan olan Denizcilik Akademisi'nde forma giyiliyor. Evet. Memnun musun bir öğrenci olarak forma giymek? Ben değilim açıkçası. Neden? Buradaki insanlar formayı gerçekten çok takıyorlar ve önemli bir şey olarak görüyorlar. Hani birçok gemicilik fakültesindekiler. Ama ben öyle görmüyorum hani. Nedense bilmiyorum ama. Bu biraz bizim ülkemizdeki rahatlıktan kaynaklı olabilir mi? Olabilir. Hani çok rahata alıştık. Evet. Burası biraz daha akademik ve biraz daha sanki kuralları sert. Evet, kuralları sert. Gerçekten evet. Ve burada bizim devam durumlarımız da çok önemli. Evet. Okul, okul buna dikkat ediyor. Aynen öyle. Örneğin dikkat yani gelinden fazla devamsızlık yaparsak ne oluyor? Genellikle firma arıyorlar. Hani ondan sonra bize ulaşıyorlar hani okulda gelmiyorsun diye. O yüzden de firmaya gidince aileme dinliyoruz. Onun yüzünden okulda devamsızlık yapmaya çalışıyoruz. Evet, devamsızlıklar direkt olarak tarafımıza iletiliyor. Bir de öğrencimizden duyayım istedik. Tarafımız iletildiği için tabii ki biz de ilk önce öğrencimizle konuşuyoruz. Nedenini, niçinini sorguluyoruz. Ve ondan sonra da okula devam etmesini sağlıyoruz. Aynı anda da tabii ki bu belirli seviyeyi aşıyorsa artık ailelerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü buradaki şey sizin geleceğiniz. Evet. Bu konuda titiz davranıyoruz. Evet, senin başına gelen oldu mu? Okuldan atılan bir devamsızlık yüzünden ya da sert uyarılar alan. Oldu, bir arkadaşımız oldu. Hani okula hiç gitmedi. Hani onun yüzünden okuldan atıldığını öğrendim. Hani sadece biliyordum ama okuldan atılmış. Ben devamsızlık yapmadığım için sıkıntı yok. Çalışkan öğrenci Alper. Yani şu, eğer okula devam etmiyorsanız ülke sizi tutmuyor. Oturumunuzu da kesiyor ve evet, ülkenize geri dönmenizi istiyor. İstersen 4 yıllık oturumun olsun. Aynen. Doğru mu? Doğru. Eğer devam etmiyorsanız ülkenize geri dönüyorsunuz. Çünkü buradaki akademiler oldukça kurallı. Ve bu eğitimin, kaliteli eğitimin sonuna kadar alınmasını istiyorlar. Kendi ülkelerini böyle anmaktan da hoşlanmıyorlar. Diğer bütün gelişmiş ülkeler gibi. Eğitim burada önemli bir mevzu. Ve halkın okumuşluk oranı da yüksek. Evet, doğru mu? Gerçekten yüksek. Hani herkes bir okula gidiyor. Hani konuştuğum kız olsun, erkek olsun, herkes bir okulda. Hani farklı yerlerden de insanlarla konuşuyor. İki evden fark olduğumuz. Hani oralardan da konuştuğum kişiler de gerçekten okuyorlar. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum ama güzeller. Ben çok Türkiye'deki arkadaşlarımla mukayese ettiğinde buradaki yani Ukraynalı arkadaşlar ya da Rus, diğer ırklar hepiniz evet, bir aradasınız. Ama özellikle Ukrayna için konuştuğunuz konuların böyle kalitesi yükseldi mi bu kadar eğitimli arkadaşların olunca? Çünkü onların evet, da ailesi eğitimli. Evet. Böyle hani konu farkları oldu mu? Sana hayatın böyle daha farklı bir perspektifine evet, gösterdi mi? Evet, açtılar. Hani biz Türkiye'de genellikle arkadaşlarımızla hani goy goy yaparken hani burada onun yerine daha çok kelimelerden veya işte nasıl okumuşlarından ondan bundan hani daha çok bilimsel olarak konuştuğumuz için daha
böyle bir ilk başta çok sıkıcı geliyordu gerçekten. Hani oturup bir sohbet muhabbet etmek varken dersle konuşuyorduk. O yüzden şimdi daha da ilgimi çekiyorlar. Yani aslında hayat tarzın olmaya başladı. Evet. Harika. İlk geldiğinde neler hissettin? Böyle yaşadığın zorluklar oldu mu? Yaşadığım zorluklar gerçekten çok oldu. Hani ilk geldiğimde kalacak, hani ilk danışmanlığımda kaldım hani 1-2 gün içinde. Ondan sonra kendi evime çıktım ve hani ev dışında hani hiçbir Rusça bilmeden geldim. Ben gözümü kapatarak geldim buraya ve hani marketten bir şey almak o kadar zordu ki hani mesela fiyatını göstermediği sürece ben anlamıyordum çünkü sayıları bilmediğim için. Öylesine en büyük param neyse onu veriyordum mesela veya peynir hani isteyemiyordum, almıyordum. Onun yerine başka şeyler alıyordum, cips alıyordum, onu alıyordum, bunu alıyordum. Peki bizim danışmanlarımız sana nasıl yardımcı oldu? Danışmanlığımız gerçekten hani bir gün içinde okul kaydı, yani okula kaydolurken 12 tane testten geçiyoruz sonuçta. Bir gün içinde o 12 testi bitirdik ve okula gidip bunları yazılı olarak verdik. Ondan sonra o kursun açılmasını bekledim ben. Hani bir gün içinde okula hazır bir şekilde hazırlandım. Peki konaklama? Konaklama da 2 gün içinde bana kalabileceğim bir ev buldular. Ondan sonradan beri hep aynı evdeyim. Nasıl, memnun musun? Memnunum. Hani birçok yurtta kalan arkadaşlarım da var, evde kalan arkadaşlarım da var ama ben yurtta kalamayacağım için... Neden yurtta kalamıyorsun? Yani şartlarından mı, duruşundan mı yoksa daha mı rahat bir hayat istiyorsun? Hem daha rahat bir hayat istiyorum hem de şartlarından. Hı. Aylık ne kadar kira veriyorsun? Ben aylık 6500 liraya veriyorum. O da Türk lirası bakımından 1000 liraya yakın bir para ediyor. Tek kişi misin, bölüşüyor musun? Tek kişiyim ben, tek kişi kalıyorum. Ve elektrik, su, doğalgaz, internetidir. Hani bütün hepsi içinde veriyorum ben bunu. Asla hani fatura için ayrı bir para vermiyorum. Yani çok makul bir fiyatla bence hani 1000 lira ve ben hani Deribaskaya'nın yakınlarında oturuyorum. Ama istesen aslında bir evi paylaşabilirdin ve maliyetini düşürebilirdin. Evet. Ben tek başıma istemedim. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Ben 18 yaşındayım. Evet. Nasıl bir deneyim? Aileden ilk kez ayrıldım. Evet, ailemden ilk kez ayrıldım ve bu gerçekten çok hani giden için ayrı zor. Orada kalanlar için de ayrı zor. Hani buraya bir amaç uğruna geliyorsun ve bu amacı yerine getirmediği sürece her gün ailene ihanet etmiş gibi oluyorsun. O da çok kötü bir durum. Harika. Aslında. Hani ve ben ana kuzusu bir insanım. Hani annem benim her şeyim. O yüzden ondan ayrı olmak bana çok şey oldu böyle. İlk başta bir buçuk ay boyunca gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra hani her gün telefonla konuşuyoruz, görüntülü olarak halimizi hatırını soruyoruz. Biraz daha hani şeyden çıktık böyle, ilk günkü o ağlamaklı yapıdan çıktık. Şimdi daha iyiyiz. Harika. Müthiş bir özgüven farkı bence. Ne diyorsun? Ya. Ya daha özgüvenli basıyorsun şimdi. Evet. Tek başına bir şeyler yapabileceğini biliyorsun. Evet. Zorlukları görmek acı ama üstesinden geldin. Evet. Peki bütün gençler anne kuzusudur değil mi? Yani baktığınız zaman öyle. Şöyle bir durum var. Biliyorsun buradaki üniversiteler İngilizce de eğitim veriyor. Evet. Ama ben geldiğimden beri karşılaştım. İngilizce sorunda bana çok cevap verilmedi. Sen ne düşünüyorsun? İngilizce eğitim alınmalı mı? Ya da İngilizce eğitim burada nasıl bir fark yaratır? Bence alınmalı çünkü gerçekten ben İngilizce bölümünden hani mezun oldum, dil bölümünü okudum. İngilizcem gerçekten hani iyi bir İngilizce. Bütün ama burada çok geçerli değil sanırım. Evet, ha? Hani kiminle konuşmaya kalksam İngilizce bilmiyorum diyorlar. Hani ve şöyle bir şey var, marketlerdeki insanlar da bilmiyor. Hani o çok sıkıntı yaratıyor. Hani bir ülke, hani bu ülkenin İngilizce bilmemesi gerçekten ne bileyim biraz eksikliği gibi bir şey. Hani yolda herhangi birini çevirsek, hani İngilizce biliyor musun diye sorsak bilmeyecek diyecek. Ama ilk gelenler gerçekten zorlanacak. Hani İngilizce biliyorum, yaparım diyenler olursa hani gerçekten ona güvenmesinler. En azından gelmeden önce bir 5-10 kelime öğrenmeye baksınlar. Ben İngilizce biliyorum, yaparım diye geldim. Yapamadım. O yüzden o çok sıkıntı çıkardı bana. O zaman iki dilinde eğitim almak en güzeli. Evet. Şu an 4. ay. Evet. Ve artık derdini anlatabiliyorsun. Evet. Rahatlıkla bütün işini çözüyorsun. Aslında Rusça zor bir dil. Ama çok hızlı onu kavramış gözüküyorsun. Evet. Çünkü hani her tarafında Rusça konuşuyorlar. Hani öğrenmek zorundayım ben bu böyle. Hani Türkiye'de olsa Rusça öğrenmeye kalksak, bir hani kursa gitsek bu kadar öğrenemeyiz. Çünkü hani sadece kursta gösterdikleri kadar. Onda kaç ders alıyorsun? Haftanın 5 günde dersim var benim. Saat 9'dan 1.30'a kadar.
Ondan sonrası tatil, ev ödevleri veriyorlar her gün. Güzel. Ev ödevlerini yapıyoruz ve ödevi, hani ben ev ödevini yapmayan bir insan, burada ev ödevi yapıyorum. Artık iş başa düştü. Peki evet. Buradaki insanlar, yani Ukraynalılar Türkler için ne düşünüyor? Bizi tanıyorlar. Ama nasıl yani, seviyorlar mı? Önyargılı mı? Bence seviyorlar ama bir kısmı da önyargılı bakıyor. Hani bu, nasıl söyleyeyim? Bazı Türklerle tanışmış ve Türklerin ona kötü davrandığı Ukraynalılar veya Ruslar Türklere önyargılı bakıyor. Ama çoğu kişi de bizi sevip hani sayıyorlar böyle. Hani dün bir şeyle karşılaştık. Yol üstünde bir tane amca vardı. Yani karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yardım ettim, geçirdim. Dedi hani sen Türk müsün diye sordu. Evet dedim. Çok güzel dedi. Sarıldı, ayrıldı. Hani öyle değişik şeyler de var ama bazıları da kötü gözle bakıyor. Hani böyle niye geldiler açısından da bakanlar var. Yok. Yani her ülkede yaşanan evet. Şeyler. Ama yaşanan. Hani şey değil. Ya niye geldi, biz hepimizden nefret ediyoruz ya. Var. Hani böyle bizim için söyleyeyim barbar Türk vesaire. Yok yok öyle. Öyle bir ayrım yok. Öyle bir ayrım. Gerçekten. Zaten bütün insanlar bence burada çok saygılı. Evet. Herkes birbirine çok saygıyla, teşekkürle hep evet. Hitap ediyor. Evet. Bir olumsuz yok gibi. Burada olmaktan peki kızlar için ne diyorsun? Türk kız öğrenciler için. Türk kız öğrenciler ben çok güvendim. Erkeklerden daha şanslılar. Gerçekten hani o konuda. Çünkü bu ülkede kızlara erkeklerden daha çok önem veriyorlar. Hani bu gerçek. Gittiği kafe olsun veya işte ne bileyim gece kulübü olsun. Gerçekten orada hani asla bir sarkıntılık veya hani gidip konuşma durumları olmuyor. Hani bence kızlar daha rahat bizlere göre. Bunu duymak harika bence. Küçük misafirimiz geldi. Rika get well or.